Kemal Kılıçdaroğlu seçim kaybetti. Seçim kaybetmeye alışkın Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılından beri girdiği tüm seçimleri kaybetti. Bu ne 2009'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri de dahil. Yani kazandığı bir seçim yok. Milletvekilini de kazanmadı, listede kazanabileceği yerde olduğu için kazandı. Ve ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini üst üste iki defa kaybetti. Bu seçimleri üst üste iki defa kaybettikten sonra 4-5 Kasım'da yapılan kurultayı da kaybetti. İlginçtir, kurultayı da iki defa kaybetti. Evet, kader iki kere tokatlıyor. Yani kimileri alınabilirler ama bu böyle gerçeklik. 14-28 Mayıs'ta yediği iki tokatı yenilgi olarak değerlendirmeyip, o yenilgiyi yenilgi gibi görmeyip, zafer diye değerlendiren Kılıçdaroğlu, kurultayda iki defa kaybetmesine rağmen ofis sayısını arttırıyormuş. Ankara'da bir ofis, İstanbul'da bir ofis, şimdi Antalya ve İzmir'de bir ofis açıyormuş. Ya seçim kaybettin, niye ofis açarsın ki sen? Eski bir genel başkan neden ofis açar arkadaş? Bana biri anlatsın bunun mantığını. Neden? Yetmedi mi gari ya? Yetti gari, git artık ya. Olmazsan yıkılmaz. Olmazsan bir şey olmaz. Sen olmazsan gemi alabora olmaz. Olmaz. Ya devriniz bitti artık, farkında değil misiniz? Nedir bu Allah aşkına ofis sayısı açmak, ofis açmak? Kim ne derse desin. Biraz sonra yerel seçimlerle ilgili konuşurken anlatacağım. Bakın 4-5 Kasım'dan beri anlatıyorum. Pirüs zaferi olur diye kongrenin. Kim kaybederse kaybetsin, kazananın kaybetmesi için çalışacaktır dediğim şimdi gerçekleşiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında kümelenmiş siyasetçiler, politikacı artıkları, dönem artıkları, bakın çok net söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun eteklerine yapışmış olanlar, o olmazsa MYK üyesi, o olmazsa parti meclisi, o olmazsa belediye başkanı, o olmazsa büyükşehir belediye başkanı, o olmazsa ilçe başkanı, o olmazsa il başkanı, o olmazsa belediye meclis üyesi, o olmazsa il genel meclis üyesi olamayacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eteklerine tutuşmuş durumdalar. Yamanmış durumdalar Kemal Kılıçdaroğlu'na. Çünkü bu yerel seçimleri Özgür Özel'in ve ekibinin CHP'nin kaybetmesini istiyorlar. Hiç böyle şu kadar kuşku hissetmem. Kaybetmesini istiyorlar. Neden? Çünkü olağanüstü kongre talebinde bulunmak istiyorlar ve yeniden yönetime gelmek istiyorlar. 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinde 9.500 kişi belde, ilçe, il, büyükşehir belediye başkan adayı olmak için müracaat etti. 2019'dan söz ediyorum. Ve şimdi müracaat eden, belediye başkanlığı için müracaat eden insan sayısı 16 bin kişiye yaklaştı. Ki Cuma'ya kadar daha artacağını düşünüyorum. Bu şunu gösteriyor. Toplumun tabanında, partinin içerisinde ve dışında Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı umut arttığının göstergesi. Adaylık müracaatının, beklentinin yüksek olduğunun göstergesi. Bunu bile okumaktan acizler. Ve söylüyorum size, ya sandığa gitmeyecekler, sandığa gittiklerinde ya rakibe oy verecekler ya boş oy kullanacak. Bu kadar garanti ediyorum. Bak, bu kadar garanti ediyorum. Öyle kelli felli, anlı şanlı politikacıların. Bunun aynısı Deniz Baykal döneminde oldu. Deniz Baykal'ın artıkları, kılıç artıkları diyeyim ben ona. Onlar da zamanında Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi için çalıştılar ama tarih onları çöp yaptı. Aynısı şimdi Kılıçdaroğlu ve arkadaşları için oldu. Yazın bir kenara. Ama anlamakta zorluk çekiyorum sevgili izleyiciler. Gerçekten zorluk çekiyorum. Nasıl bir kafa olduğunu anlayamıyorum bunu.